Evet, periyodik tabloya böyle bir giriş yaptık ama şimdi daha detaylarına ineceğiz. Çok daha yeni şeyler öğreneceğiz. Evet. Buyurun. Şimdi direkt bir önceki derste öğrendiklerimizi bir hatırlamakla başlayalım. Tersten gelen bir soru. Evet hocam, ilk soruyla istersen başla. Şimdi bize demiş ki, periyodik cetveldeki yerlerini göstermiş. Bunların bize isimlerini ve neyi soruyor? Elektron atom numarası ve elementin adını belirtiniz diyor. Atom numarasını bulayım ben önce. Evet. İsimleri senden. Evet. Peki. Mesela şunu bakalım. 1, 2, 3. Sırayla istersen. Tamam. Mesela şuna bak. Sırayla bu işte. Şuna bakalım. 1, 2. periyot 7A evet. grubu. 2. periyot. Yani 2 periyot var. Son yörüngesinde de 7 var. Başta da 2 oluyor zaten. Dolu olmak zorunda. 2 dolmadan diğerine geçemeyecek çünkü. Şimdi toplam kaç tane elektronumuz ya da 9. atom numaramız kaç oldu? 9. 9. Çocuklar, bu arada atom numarası ve elektron sayısı aynı şey değil. Sadece bunların nötr olduğu için atom numarası elektron sayısına eşit. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi 9 bulduk mu? Şimdi bunu ezbere bilmek zorundayız. 9'un ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. F yazdın. Adı ne hocam onun? Flor. Ah, bravo. Aferin diyecektim. Flor 9 oldu. Sonra devam edelim. Şimdi bunu bulduktan sonra aslında diğerlerini şunu bulabiliriz. Niye? Bu 9'sa burası 10 olacak. Burası ne olacak? 11. 11 olacak. 11 olduğuna göre 11'in kaç hangi element olduğunu bilmemiz gerekiyor? Sodyum olduğunu, yani Na olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sodyum bulduktan sonra yine sayarak devam edebiliriz. 12, gerek yok. Soy gazlar biliyoruz ki 2, 10, 18 şeklinde gidecek. 18 olan da ne olacak? Az önce yapmıştık, argon. Argon olacak. Ar 18. Aynen. Bir dakika, ama diyelim ki şunları da normal yolla hesaplamak zorunda çocuk var. Hani aynı şekilde. Şöyle de sayabiliriz değil mi? 1, 2, 3, evet. 4, 5, 6, 7, 8, 9 böyle de yapılabilir. Tabii ki, tabii ki, tabii ama ki. Yine de şu yöntemi de göstereyim. Mesela argon evet. için 1, 2, 3. periyotta 3 tane periyot olacak. Bu bir. Evet. İlk 2 periyot full dolu olmak zorunda. 3. periyot da 8A grubunda olduğu için 8 tane 8 element olacak. Böylelikle 16, 18 atom numarası. Aferin evet. bana. Geçeyim mi? Geçelim. Şimdi gelelim özelliklerine. Şimdi metallerin, ametallerin, soy gaz ve yarı metallerin özelliklerine bakacağız. Nasıl özellikleri olduğuna. Şimdi metaller son yörüngesinde genellikle 1, 2, 3 var. Burada çok fazla karıştırılan, çok fazla sorulan şey şu. Hidrojen elementi metal olmadığı halde metallerin arasında durur. O yüzden sorularda bunu zırt pırt sorar. Der ki buradaki periyoda sürekli doldurur. Ya da der ki metallerin hepsinin son yörüngesinde 1, 2, 3 elektron vardır der. O zaman iş patlar. Neden? Çünkü hidrojenin son yörüngesinde 1 elektron var, metal değil. Helyumun son yörüngesinde 2 elektron var, metal değil. Gibi lütfen büyük genellemelere lütfen dikkat edin. Burada bir de bozan kim var? Bor var. Borun son yörüngesinde 3 elektron olduğu halde metal değil, yarı metal olarak geçecek. Bu 3 istisna dışında genellikle son yörüngelerinde 1, 2, 3 elektron olacak. Metallerin genel özelliklerine baktığımızda aslında aklımıza gelmesi, metal deyince aklına ne gelir hocam? Demir. Benim metal deyince aklıma böyle parıl parıl parlayan bir kılıç gelir. Şimdi psikopat. Bir kere metal deyince o zaman ne olması gerekir parıl parıl parladığına göre? Metallerin parlak olması lazım. Hı hı. Peki metalleri gidip de topraktan çıktığında kılıç o şekilde midir? Hayır. Ne yapmışlar? Teli dövmüşler, bir şekle getirmişler. Yani ne yapmışlar? Tel ve levha haline getirmişler. Hı hı. Metal deyince aklınıza ne gelir? Katı bir şey gelir değil mi? Hı hı. Civa hariç hepsi katı halde bulunur. Çünkü kılıç da katıydı, dikkat edin, civa hariç. Peki aldınız kılıcı, tuttunuz ateşe. Ne oldu? Bir süre sonra gidip de metal yerinden tutarsanız bir süre sonra eliniz yanar. Niye? Çünkü ısı ve elektriği çok iyi iletirler. Hı hı. Elektrondan önce şuna bakalım. Erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Kılıcı alıp da ateşi tutup da eritebilen birisi gördünüz mü? Ben göremedim şimdiye kadar. Çok. Demirciler yapıyordur da. Onlar da eritmiyor. Çok aşırı ısıtıyorlar. Hı hı. Sonra vura vura hı hı. düzeltmeye çalışıyorlar. Yani sıvı hale getirmek için tabii ki sıvı hale getirilebiliyor ama hı hı. çok yüksek sıcaklıklarda getiriliyor. Elektron vermeye yatkındırlar. Bizim için çok önemli bir madde. Elektron vermeye yatkındırlar. Artı yüklü katyon halindedirler. Bunu daha detaylı konuşacağız. Katyon, anyon ne demektir falan diye. Artı işaretli olduğu zaman elektron vermeye yatkın olacaklar. Metallerin genel özelliği ellerin çok açık olması, sürekli elektron vermeye çalışmaları diye aklınıza tutabilirsiniz.
Metaller ametallerle bileşik yapabilirler. Kendi aralarında kesinlikle bileşik yapamazlar. Bileşik olmaz. Bir şey oluşur ama oluşan şeyin adı bileşik değildir. Karışım gibidir. Alaşım falan filan oluşur. Adı bileşik değildir. Geldik ametallere. Son yörüngelerinde genellikle yine söylüyoruz. 5, 6, 7 gibi çok elektron bulunduran elementlerdir. Kim hariç? Hidrojen ve helyum hariç yine. Evet, hidrojen. Dikkat ederseniz burada, yani konuyu daha önceden izlediyseniz ya da biliyorsanız, soy gazları da ametallerin içine alıyor. Lütfen buna dikkat edin. Soy gazlar da aslında ametal olarak geçecek. Sağda solda görürseniz şaşırmayın. Şimdi ametallerin özelliklerine bakalım. Metaller için söylediklerimiz aslında zıttı olacak ametaller. Bir kere ben de ametal deyince aklıma hep ne gelir biliyor musun hocam? Eski böyle tebeşirler vardır ya. Hı hı. Tebeşir gelir. Tebeşir parlak mıdır? Değildir. Mattır görüntüsü. Peki tebeşir alıp üzerine vurup da böyle ince düzeltebilir misin? Düzeltemezsin de toz haline getirebilirsin. Toz haline gelir vurdu. Tel lef haline gelebilir mi? Yok, gelemez. Hayır. Kırılgandır, tel lef haline gelemez. Tebeşir vurduğun anda kırılır, tel lef haline getiremezsin. 3 halde de bulunabiliyor. Katı, sıvı, gaz halde. Biliyorsunuz metaller, cıva hariç hepsi katıydı. Yalıtkandırlar, ısı ve elektriği iyi iletmezler. Ne demek bu ısı iyi elektriği iyi iletmemiz? Bizim için nasıl bir yararı var? İşte prizlerde bilmem ne soktuğunuz zaman, eğer metal kullanırsanız orada 220 volt üzerinizden geçer. Hadi geçmiş olsun, olur. Yani ne olması lazım? Elektriği ve ısıyı iyi iletmeyen şeyler ametal olarak aklımıza tutabiliriz. Bileşiklerinde genellikle eksi, az da olsa artı olarak bahsediyor. Fakat biz genellikle ametallerin eksi değerli aldığını kabul edeceğiz. Kendi aralarında ve metallerle bileşik oluşturabiliyorlar. Metaller ne kadar eli bonkör, ne kadar elektron vermeye çalışıyorsa, bunlar da tam tersi olduğuna göre o kadar elektron almaya, o kadar cimri olacaklar. Haberiniz olsun. İleriki konularda zaten bu detaylı olarak göreceğiz. Yarı metalleri aslında araya sıkışmış bir grup. Biraz metal, biraz ametal. Biraz kırılgan, biraz iletken. Evet. Şöyle, şimdi fiziksel bakımdan metallere benziyor, kimyasal bakımdansa ametallere benziyor. Bu ne demek? Şimdi bunu akılda tutmanın en kolay yolu şu. Uzay mekiklerinin üzeri borla kaplıdır. Bor aslında bizim dünyada en fazla rezerv bulunan ülke biziz. Fakat işleyemiyoruz maalesef. Bor uzay mekiklerinin üzeri kaplanır. Ve niye uzay mekiklerinin üzeri kaplanır biliyor musunuz? Evet. Şimdi roket fırladığı zaman tabancadan çıkan silahın mermisiyle aynı hızda fırlar. Biz ne kadar yavaş gibi görsek mermiyle aynı hızda fırlar ve dönerek gider. Mermi de havada giderken sürtünmeden dolayı nasıl ısınıyorsa aynı şekilde mekik de ısınır. Şimdi siz mekiğin etrafını gidip de metal kaplarsanız, metaller ısı ve elektriği iyi iletiyorsa ne olur? İçeride kişi pişer çıktığı zaman. Çünkü mermi hızından bahsediyoruz. Ametalle kaplayamazsınız çünkü ametaller tel lef haline gelmiyor. Kimi kullanıyorlar burada? Yarı metali kullanıyorlar. Niye yarı metallerden boru kullanıyorlar? Çünkü tel lev haline gelebiliyor. Elektriği ve ısıyı az iletiyor. O yüzden bor bu kadar önemli. Yarı metal deyince aklınıza bu örneği tutarsanız kolay kolay zaten karıştırmazsınız. Fiziksel olarak metallere, özellik kimyasal özellik olarak da ametallere benziyor. İki tanesi bizim için çok önemli. Bor ve silisyum. Niye? Çünkü ilk 20 elementin içerisinde. Biz elementleri ezberlemeleri gerekiyor derken ilk 20 elementten bahsediyoruz. Çocuklar gidip bir periyodik şeyi ezberlemeye çalışmayın yani. Yani bizim için önemli olan ilk 20 elementin kısaltmaları ve atom numaraları. Bor 5, silisyum 14. Bor burada, silisyum burada. Bazen ilk 20 element derken şunlar mı oluyor? Evet, ilk 20 element. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 20'ye kadar en son kalsiyum. Şimdi çocuklar, yarı metalleri bazen periyodik cetveli boş olarak veriyor. Diyor ki işte bizim burada yaptığımız gibi, diyor ki yarı metalleri hangisinde doğru verilmiştir veya metaller falan filan. Burada belirleyici olarak bulmanız gereken ilk şey aslında yarı metaller. Niye? Çünkü 3. gruptan aşağı dikkat ederseniz çapraz bir çizgi çizdiğinizde sizin için ne oluyor? Bir sınır oluşturuyorlar. Aynı şekilde bir tane atlayıp, 3. gruptan bir tane atlayıp tekrar bir çapraz çizdiğinizde elinizde neler çıkıyor? Yarı metallerin olduğunu görüyorsunuz. Yarı metallerin bu tarafında kalanlar ametal, hidrojenle beraber ametal, bu tarafında kalanlar, sol tarafında kalanlar da ne olacak bizim için? Metal. Metal olacak. B grubunun tamamı metal. Lütfen dikkat edin. Dedik ve geçtik. Yarı metallerin özelliklerine bakalım. Aynı konuştuğumuz şeyler. Tel lev haline geliyorsa kırılgan olabilir mi?
Hayır. Olamaz. Kırılgan değillerdir. İşlenebilirler, dikkat ederseniz uzay mekiğinin üstünü kapladık. Elektrik ve ısıyı metallerden daha kötü, ametallerden daha iyi iletirler. Bu da biraz handikapı oluyor ama mecbursunuz onu kullanmaya. Tel levha haline getirebildik, hatırlarsanız üstünü kapladık. Yüzeyleri parlak veya mat olabilir. Niye? Çünkü net bir özelliği yok. Genellikle zaten yarı metallerin özellikleri veya hep veya kelimesini yakalarsanız oradan da çok rahat ışıklarda görürsünüz zaten. Soy gazlar. Şimdi soy gazlar işaretlerken, şimdi burada ayrı işaretledik. Fakat dikkat ederseniz yarı şeylerde, ametallerin içinde de işaretlemiştik soy gazları. Bu bir hata değil. Soy gazlar da bir ametal grubunun içerisinde işlenir. Fakat soy gazlar farklı istisnai özellikleri vardır. Özellikle hani işaretlememizin nedeni bu. Çünkü soy gazlar bu periyodik cetvelin aslında bir rockstarı. Rockstar. Ho, ben de uygunluğa ulaştım dostum. diye. Aynen, çünkü periyodik cetveldeki herkes bütün elementler elektron alarak veya vererek bu namussuzlara benzemeye çalışıyor. Soy gazlara. Soy gazlara. Hainler. Herkes yani bunlar işte nasıl bir işte hepiniz saçlarınızı vurulacak gibi yapıyorsanız falan. Aynen. Şeklinde. Burada ne yapıyor? Elektron alarak veya vererek buradakilerin hepsi ya da bağlar yaparak, bir sonraki konularda konuşacağız, kimyasal bağlarla falan, hepsi soy gazlara benzemeye çalışıyorlar. Soy gazlarının özelliği bu. Bir de son yörüngeleri tam değil mi soy gazı? Son yörüngeleri tam. Yani eğer adamın elinde bir yörüngesi varsa, son ilk yörüngesi yani, iki elektronun tamamı dolu. İki yörüngesi varsa son yörüngesi dolu. Zaten son yörünge doluysa ilk yörünge mecburen dolu. Şeklinde ilerleyen aslında elementler. O zaman bu iki tek yörünge evet. Olursa şunun atom numarası 2. Yani helyum. 2, 8 daha 10. Şu 10. Evet, yani neon. Şu 18. Argon. Ve böyle devam ediyor. Evet. Şimdi diğerlerini de kripton, xenon ve radonu da hani çok istisnai sorular soru bankalarında falan çıkar ama hani öyle şey yerlerde çıkmaz. Öyle ağır şekilde çıkmaz. Çünkü bizim sorumlu olduğumuz kısım ilk 20 element. Peki. Soy gazların özelliklerine baktık. Şimdi nasıl? Bunlar genellikle gaz halde olacaklar. Yazıyor mu bir şeyler? Yazmışız. Hı-hı. Evet. Gaz halde bulunurlar. Yazmışız. Elektron alışverişi yapmazlar. Niye elektron alışverişi yapmaz ya da bağ kurmazlar? Tam çünkü elektronları tam yani, zaten. Yani muhatap olmasına dolu. Gerek yok. Eğer bir şey neydi o? Element gelip de ona katılmak yaparken, isterse evet, kardeş benim yok. Son yörüngem tam dolu. Aha otel dolu. Otel evet. Dolu. Müşteriye ihtiyacım yok benim. Diyor, aynen. Bravo. Teşekkür ederim. Kararlı yapıya sahip olması elektron alışverişine girmeyecek. Çünkü zaten elektron alışverişi yapmak veya kimyasal bağ kurmanın amacı soy gaza benzemek. Zaten adam bir şey soy gazsa kendisi. Niye otel full. Ha o niye muhatap olsun ki? Hiçbir şekilde muhatap olmuyor. Kimseyle bağ yapmıyor. Yalıtkandırlar ve saydamdır. Yalıtkandır derken ısı ve elektrikten bahsediyoruz. Şimdi son bir örnekle anlattığımız şeyleri biraz pekiştirelim. Evet, şimdi helyumun önce hocam bize önce bir elektron dağılımı yapacak. Periyodik cetveldeki yerini söyleyecek. Arkasından da bize neyden bahsedecek? Şöyle diyeyim. Şurada helyum, şurada onu hatırlıyorum. Hayır öyle değil. Kaçıncı periyot, kaçıncı grup şeklinde söyleyecek. O şekilde değil. Hani yaptık ya. Tamam. Bravo. Kaçıncı birinci periyot. Evet. 8A grubu. Bravo. İkinci grup demedi. Çünkü niye? Hı-hı. Bir yörünge var ve dolu. O yüzden bu nedir? Bir soy gazdır. 8A grubudur. Birinci periyot, birinci grup. Evet. Hocam, bu arada çizelim. Her ikisi de ametal. Onu da söyleyelim. Özel bravo. Ametaller. C karbon muydu? Karbon. Karbon. 2 4 evet. 6'ya tamamlamak için. O zaman ikinci periyot 2A grubu. Evet. Yani hayır. İkinci periyot 4A grubu özür diliyorum. 4A grubu. Yeri şurada. Şurada. Öyle mi oluyor? Şunun başında oluyor. Çünkü burada bizim iki periyodumuz, iki grubumuz var. 3 4 5 6 bu tarafa doğru devam ediyor. Orta tamam. Grup bizi ilgilendirmiyor. Peki silisyum soy gazı olduğunu biliyorum. Silisyum soy gaz değil. Değildi pardon. Neydi? Yarı metal oldu. Yarı metaldi. Biliyorum. 2 8 10 oldu. 4. 4. O zaman 3. periyot 4A grubunda. Yarı olacak. Metal. Evet.